Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Oğan, benim Kılıçdaroğlu'ndan taleplerim olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı diye konuştu. Oğan, Erdoğan'ı destekleme kararı ile ilgili de bir pazarlık asla olmadı dedi. Biz bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize ulaştık. HDP ve onun o, o kıskacı alma siyasetini def ettik. Birinci turda Atı İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan hedefini bu sözlerle anlattı. CNN Türk'te özel haberler şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Oğan, Erdoğan'la yaptığı görüşme sürecinin detaylarını anlattı. Öyle iddia edildiği gibi ben kendisinden randevu talep etmedim. Özel Kalem Müdürü aradı. Böyle bir Sayın Başkanın böyle bir görüşme talebi olduğunu söyledi. Görüştünüz. Görüştüğüm dedi, gün mi? arandım. Ben de olabilir dedim. Bir pazarlık asla olmadı Sayın Erdoğan'la konuştuğumuz konular. Her türlü terör örgütüyle mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi. Görüşmede ve öncesinde de hiçbir pazarlık olmadığına dikkat çeken Sinan Oğan görüşmede tek bir önerisinin olduğunu söyledi makam mevki anlamında. Hı hı. Şu bakanlık, bu bakanlık, şu hı hı. genel müdürlük, şu Cumhurbaşkanı yardım olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan olmadığı gibi. Afet Bakanlığının kurulması bu bir pazarlık değil ki. Hı hı. ...bizim önerimiz o. Peki Kılıçdaroğlu görüşmesinde bakanlık talebi oldu mu? Ben iki görüşme yaptım. Hı hı. Millet ittifakıyla. ...bir Sayın Kılıçdaroğlu'yla. ...iki Sayın Davutoğlu'yla. Ben kiminle görüştüysem muhakkak bir üçüncü kişi nin Olmasını ben özellikle istedim hmm. Benim orada Taleplerim olsaydı net hmm. Sayın Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya Hazırdı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı Birkaç tane bakanlık şu hmm. bu O an Erdoğan desteğine ilişkin Sosyal medyadaki iddialara da sert tepki Gösterdi. Ne bileyim bilmem Petrol satışında komisyonum varmış Ispatlamayan namussuz Ve şerefsizdir. Hepsine dava açacağım Ve o an ikinci tur öncesi Türk milliyetçilerine seslendi Ortaya koyduğumuz plana sadık kalmalarını istiyoruz. Bu plan Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin hayırına bir plandır onu söyleyeyim. Gizem Doğru. yaratmaya falan gerek yok. Bu Türk Milliyetçilerinin gelecek 5-10 yıl içerisinde birleşme, iktidar olma hedefidir. Bir nevi bir nevi kızıl elmasıdır.